Manşete hoş geldiniz. Bugün kısa bir yayınla karşınızdayım. Erdoğan'ın rakibiyle ilgili yapılan son kamuoyu araştırmasına bakacağız. NATO NATO'culuk ve NATO tasfiyesi 15 Temmuz'la ilgili olarak Doğu Perinçek'in korkunç ifşasını, itirafını konuşacağız ve elbette Rusya'da Rusya'nın Ukrayna işgalinde Son günleri ve bundan sonra ne olabileceğini, bundan sonraki haftalarda ne olabileceğini, bugüne kadar yaşananlardan sonra acaba süreç daha kanlı ve yıllar sürecek bir e, duruma mı evrildi? Evriliyor. Buna bakacağız. Kısa bir yayın olacak. Öncelikle e, rakibi Erdoğan'ı geçiyor. E, bu kapakla çıktık. E, bu kapağın nedenine, bakacağız ve bu kapak neden böyle bir kapakla neden böyle bir başlıkla çıktık bunu anlatacağız. Hemen ardından NATO ardından Ukrayna meselelerine geçeceğiz. Erdoğan vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demiş. Hürriyet'in bugünkü birinci sayfada haberi anonslama biçimi buydu. Ve devamla şunu söylüyor. Milletimiz markette pazarda alışık olmadığı yüksek fiyatlarla karşılaşmakta. Yüksek enflasyon sadece bizim sorunumuz değil filan falan. Yani e, kesinlikle kendine kondurmayan ve bu hayat pahalılığının e, ve e, artan enflasyonun sebeplerini başka yerde, dışarıda, başka odaklarda falan arayan bir iktidar asla iflah olmazlar. E, söylenen sözlere kesinlikle bel bağlamayın. Bundan sonra düzelecek, sene sonu toparlanacak, 2023'ten sonra halledeceğiz. Bunu kimler söylüyor? Erdoğan söylüyor. Kim söylüyor? Devlet Bahçeli söylüyor. Kim söylüyor? İşte Maliye Bakanı söylüyor öbür bir iki. Yani bunların bastığı yerde ot bitmez. Bir de biz herkes bilir amiyane bir tabirdir. Yaralı parmağı işemezler diye. Böyle bir güruhla karşı karşıyasınız. Ve bu güruh başınızda durduğu sürece iki yakanız bir araya gelmeyecek. Ülkenin de iki yakası bir araya gelmeyecek. Ne derlerse desinler. Sadece o resmi göstermeye çalışıyorum. Yoksa söylediklerinin kritik edilecek bir tarafı yok. Reha Çamuroğlu demiş ki kurulan oyun yürüyor. Muhalefet liderlerinin gecikmeden karşı hamleleri yapması gerek. Bu seçim 2023'e sarkmayacak diyor. Yani önümüzdeki aylarda yani sonbaharda Eylül-Ekim gibi bir baskın seçimin geleceğine işaret ediyor. Reha Çamuroğlu AKP'nin ilk döneminde milletvekilliği yapmış. Alevi kontenjanından, Alevi açılımı falan sürecinde de sahaya sürülmüş isimlerden biri. O güne dair, o günlere dair hatıralarını da anlatıyor. Ama bu tespiti önemli. Neticede AKP'yi ve Erdoğan'ı iyi tanıyan, takip eden isimlerden biri. Şimdi geçelim Erdoğan'ın rakibi meselesine. HJD de öyle yazdık. Rakibine geçiliyor ancak Türkiye'nin nabzı Mart 2022 anketi Metropol Araştırma Erdoğan mı rakibi mi diye sormuş. Halkın %33'ü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a %34'ü karşısına çıkan rakibine oy vereceğini söylüyor. %28'lik kesimse rakibe bağlı olarak kararın değişeceğini ifade ediyor. Oranlar burada. Erdoğan'a oy veririm diyenler 33.33 33, ...karşısına çıkan rakibine oy veririm diyenler 33.7. Yani arada 0.4'lük bir fark var. Rakibine kıl payı geçiliyor Erdoğan. Fakat 3. sırada pembeyle işaretlenmiş olan bölüm... ...rakibinin kim olduğuna bağlı diyenlerin oranı önemli. 28.1. Rakibinin kim olduğuna bağlı diyenler kararsızlar olabilir. Eee ben aslında rakibi kim olursa olsun ona oy veririm ama şu anda söylemekten çekiniyorum. Bu bir kamuoyu araştırması. Başıma iş gelmesin. Benim kimliğim ortaya çıkarsa diye korkanlar olabilir. Hepsi olabilir bilmiyoruz. Fakat Erdoğan'dan kurtulmak istiyorum. Erdoğan gitsin istiyorum. Rakibi kim olursa olsun ben rakibine oy vereceğim. Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyenler Erdoğan'a oy veririm diyenleri geçiyor. Kıl payı da olsa geçiyor. İşte bu noktada Rakibi önem kazanıyor. Rakibinin kimliği önemli kazanıyor. Rakibinin onun yerini doldurup dolduramayacağı, onun tahribatını tamir edip edemeyeceği, onun tabir yerindeyse dağıttığı avantaları ya da e, fakirlik, yoksulluk yardımlarını vesaire nasıl düzenleyeceği, on, bunlara nasıl biçim vereceği merak ediliyor. Onun için bu iş çocuk oyuncağı değil. 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday göstermek gibi değil, 2018'de Muharrem İnce'yi aday göstermek gibi değil. Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesi, kampanyası ve o süreç bir faciaydı. Baştan sona çok kötü yönetildi, berbattı. Ekmel Ekmelettin İhsanoğlu'nun ilk seçim gezisine katılmıştım. Aydın'a gitmişti. Ee, ...müthiş bir sıcak vardı. Haziran ayı mıydı artık bilemiyorum. Ee, 40 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta. E, buharlaşıyorduk adeta. Er, e, Ekmeletin İhsanoğlu'nun... ...na bir otobüs tahsis etmişti CHP. Ve... ...işte biz de o otobüsün arka bölümünde... ...işte bir röportaj yaptık. Fotoğraflar çektirdik. Ertesi gün işte bugün gazetesinde yayınlandı. Televizyonda da kullandım vesaire. E, çok enteresan. Otobüs bomboş caddelerde gidiyordu. Yani insanlar Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu caddesinden geçiyor, sokağından geçiyor. İçerideki bakkal, kasap, tuhafiyeci kapısının önüne kadar çıkıp iki adım atacak. Ona bakma zahmeti göstermiyordu. Ben çok lider gezisi takip ettim. Muhabirliğim döneminde çok siyasal lider takip ettim. Erbakan'ı, Demirel'i, Çiller'i, Mesut Yılmaz'ı, Bülent Ecevit'i çoğunun mitinglerini takip ettim. ANAP kampanyalarını, DYP kampanyalarını vesaire. Uzun yıllar takip ettim. E, neticede... ...Türkiye siyaseti koşullarında... ...miting... E, ...gidilen şehir, gidilen şehirdeki halkın tepkisi... ...konvoy... ...meydana toplanan kalabalık vesaire. Bütün bunların hepsi e, belirleyicidir. Çok önemlidir. Mesela... ...99 seçim kampanyasında Anavatan Partisi muhabiriydim. Mesut Yılmaz'ın bütün yurt gezilerini takip ettim. Hatta bir ara bir ay falan Ankara'ya uğramadım. O zaman Ankara'da yaşıyordum. O derece yani elimde bir seyahat bavuluyla. Her neyse o dönem Mahsun Kırmızıgül ile anlaşılmıştı. Mahsun Kırmızıgül... ...Mesut Yılmaz mitinglerinde konser veriyordu. Fakat önce Mahsun Kırmızıgül konser veriyordu... Ardından aynı sahnede Mesut Yılmaz meeting yapıyordu. Böyle bir yöntem bulmuşlardı tanıtım şeyi. O zaman Aydın'a Aydın falan vardı Anap'ta bu işleri koordine eden Mahsun Mahsun Kırmızıgül konserinden sonra vatandaş dağılıyordu. Mahsun Kırmızıgül konserinden sonra vatandaş dağılıp Mesut Yılmaz'ı kimse izlememeye başlayınca yer değiştirdiler. Önce Mesut Yılmaz alana insanlar toplanıyor ama sadece miting için değil konser için de gelmişler. Önce Mesut Yılmaz şey yapmaya başladı, miting yapmaya başladı. Ardından Mahsun Kırmızıgül sahneye çıktı, konser vermeye başladı. Hatta o zaman Mahsun Kırmızıgül'le bir söyleşi yapmak istemiştim. Hangi şehirde hatırlamıyorum, otel odasına girdim. Yedinci kat mı, sekizinci kat mı falan. İşte efendim bir şey yapalım, bir söyleşi yapalım falan. Bize söyleşi vermek istememişti o zaman. TGRT'de çalışıyorum. TGDT Ankara bürosunda. E niye filan diye üsteledik filan. Ya dedi işte o kadar dedi televizyonlar dedi bizim dedi konserlerimizi veriyor. ayılanlara bayılanları siz vermiyorsunuz dedi filan. E öyle şey ve ben de o işin magazin tarafında değildim yani haberleri yaparken. hani Mahsun Kırmızıgül de sahneye çıktı ama işte Mesut Yılmaz da mitingde şöyle dedi böyle dedi diye haber geçiyordum. Arkadaş kendisine çok fazla yer ayırmadığımız için tepkiliymiş bize. E, Röportaj vermemişti. Nereden nereye geldik. Her ne hal ise ben o dediğim gibi meydanları meydanlardaki havayı falan bilirim çok solukladım yani ee, böyleydi. Ekmelettin İhsanoğlu hadisesi bir faciaydı ardından Muharrem İnce biraz daha iyi yönetilmiş bir kampanyaydı ama o da maalesef olmadı. Şimdi bu işin e, gerçekten şeyi yok e, şakası yok onu söyleyeyim. NATO meselesine geçelim. E, Yarbay Mehmet Halkan demiş ki ne garip bir memleket. 60 darbesinin bildirisini okuyan Türkeş rahmetle anılıyor. 80 darbesinin üst teğmeni akar bakan oluyor. 15 Temmuz saçmalığında figüran bile olmayan masum askeri öğrenciler, uzmanlar, az subaylar, subaylar müebbet hapis alıyor demiş. E, böyleyken böyle. Başarılı olduğunda darbe, o başarılı olan darbenin askerleri... E, göklere çıkarılır. Başarısızsa öyledir. Onda da onun bedelini öder. Fakat burada hikaye farklı. Aydınlık 5 Nisan salı manşetinde adeta itiraf gibi bir manşet attı. İfşa gibi bir şeydir. NATO generalleri Türkiye'de hapiste. Türkiye'nin gerçeğiyle NATO zincirlerini kırma yönünde. NATO generallerini hapse atıyoruz ve sonra NATO'ya bağlıyız diyoruz. Burada çok büyük bir çelişme var. Şimdi anlıyor musunuz 15 Temmuz niye oldu? Yani generallerin yarısı tasfiye edildi, cezaevine kondu. Generallerin yarısının cemaatçi olmasının imkan ihtimali yok. Hele hele 60 yaşında, 65 yaşında, or general falan rütbesinde olan insanların. Yani ee, şimdi daha iyi anlaşılıyor mu 15 Temmuz'dan sonra kurulan düzen, verilen biçim, yapılan tasfiyeler ne içindi? o NATO'cu generalleri generaller Türkiye'de hapiste derken NATO'cuların hepsi cemaatçilikten dolayı Türkiye'de hapiste. Suçlama bu. Ama itirafı görüyor musunuz ifşayı? Esasen NATO'cu oldukları için hapse atıldılar. Esasen tasfiye edilmeleri gerekiyordu ve ortada yani bir bunun için bir gerekçe gerekiyordu. 15 Temmuz harika bir gerekçe. Altın tabak içinde sundu onlara ve harika da bir suçlanma vesilesi işte FETÖ'cülük. Şimdi daha iyi anlaşılıyordur herhalde. Ama halk enteresan. Ee, daha önce vermiştim bu grafiği bir kere daha vereceğim. Ukrayna'da yaşanan durumdan kimi sorumlu tutuyorsunuz deyince ABD NATO diyenler ön sırada 48.3. NATO'dan çıkmalı mıyız diye sorulduğunda çok daha yüksek bir oran 59.6 NATO'da kalmalıyız diyor. Böyle de bir tuhaf. Hem NATO'yu suçluyor aman bir de NATO'dan çıkmayalım diyor. <laughs> ne şişkansın ne kebap gibi bir şey yani. Eee... Putin'in Rusya'nın başında kalması için Ukrayna savaşını kazanması lazım. Bu daha fazla şiddet ve tahribat demek. Daha önce Grozni'yi kurtarmak için yerle bir etmişti. Onu Halep'i dümdüz eden Esad izledi. Esad diktatörlerin kaybetme seçeneği yoktur olan Ukraynalılara olacak diyor Profesör Doktor Doğu Ergil. Katılmamak elde değil. İşte buçadan gelen görüntüler. Bu görüntülerin düzmece üretilmiş Ukraynalıların yaptığı söyleniyor. Ama yani bu da mı düzmece? Bir kadın yerlerde yatan yakınları başında ağlıyor. O bu da mı düzmece? Bu da bunu da mı Ukraynalılar yaptı? Anlatıyor kadınlar Daily Telegraph'ın bugünkü manşeti. Bu ne diye sorduğum Ruslara, Rus askerlerine dediler ki burası senin mezarın. Kazdıkları çukuru gösteriyor. Kazdıkları çukuru Rus askerlerine soruyor Ukraynalı kadın. Bu nedir diye sordum. Daily Telegraph manşet İngiliz gazetesi. Bu senin mezarındır dediler seni gömeceğimiz yer. Bunlar da mı yalan? Bir sürü insanların açıklamaları, tanıktıkları, anlattıkları var yani. Ve evet, tecavüz. Tecavüz Rus askerlerinin yeni silahı. Yayınları takip edenler hatırlayacaklardır. Tecavüzün bu tür savaşlarda eğer birkaç gün içinde sonuçlanmazsa ağır bir sonuç olarak ortaya çıkacağını, kaçınılmaz bir sonuç olarak, kaçınılmaz bir travma olarak hatta ortaya çıkacağını hatırlatmıştım ve neticede bu haberler geliyor. Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri yaşları 14 ile 24 arasında değişen en az 25 kız ve kadından Rus askerlerinin kendilerine tecavüz ettiğine dair çağrı aldıklarını açıklamış. Bunlar da ulaşabilenler. Daha henüz Rusların girdiği, kontrol altına aldığı ve henüz boşaltmadığı bölgeleri bilmiyoruz. Hoş boşaltmazlarsa işte öğrenemeyeceğiz. O toplu mezarları, o tecavüz edilen kadınları veya tecavüz edildikten sonra öldürülenleri, sonra bu işin Bosna'da da vardı, tecavüz çocukları vesaire gibi boyutları da var. G7 Dışişleri Bakanları Ukrayna'dan gelen rahatsız edici görüntülerin işkence görmüş vücutlar, infazlar ve cinsel şiddet bildirimlerinin Rusya'nın savaştaki gerçek gaddar yüzünü gösterdiğini söylüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı da müzakere sürecini gölgeledi bu diyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı ya şimdi bize yardım edersiniz ya da çok geç kalacak. Çok sayıda insan ölecek. Çok sayıda sivil evlerini kaybedecek vesaire diyor. E, çok yakın bir çok yakın günlerde Rusya'nın ağır bir taarruz başlatacağı, Kiev çevresinden çekildiği doğuda ve güneyde kontrolü tam anlamıyla sağlamak ve işi bitirmek için ve 9 Mayıs'a kadar bu işi bitirmek için ağır bir taarruz, kanlı bir taarruz sahneye koyacağı söyleniyor. NATO'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelenlerde gelen haberler ve istihbaratta bu yönde hatta bu işin yıllarca devam edebileceği yönünde de e, ikazlar var. Evet. İngiltere Savunma Bakanlığı haritasında e, Ukrayna'nın e, özellikle kuzey bölgelerde ve batıda elbette e, yavaş yavaş hakim olmaya başladı ama Rusların e, ilerleme yönlerini görüyorsunuz. E, o bağımsız veya bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetler başta Ukrayna'nın doğusunda ve güney güneyinde kıyıda Karadeniz kıyısında iddiasından vazgeçmediğini ve vazgeçmeyeceğini gösteren bir harita. Yektan Türk Yılmaz paylaşmış. Öyle heves kaçırıcı bir dönem ki etrafa bakınca çok derin sukut, hayal ve çaresizlik hissediyorum. İngiltere'de hükümet enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla 8 yeni nükleer reaktörün inşa edileceğini duyurmuş. Herkes bir anlamda kendi enerjisini de sağlama derdinde bu süreçte. Evet bir manşeti daha noktalıyoruz. Cuma günü kendi gününde ve saatinde tekrar karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.